Efendim herkese iyi akşamlar. Telve programında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam birbirinden değerli Şanlıurfa'nın dönüm noktalarında imzalısı olan iki tane kıymetli dostum ve misafirimle birlikteyiz. Evet, misafirlerimi tanıtıyorum. Erir Hotel'e Genel Müdürü Sayın Ertuğrul Er ve Konsül Turizm Genel Müdürü Sayın Cahit Dönmezler. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ertuğrul Bey'e de hususen Sayın Başkan bir teşekkür edelim. Böyle bize güzel mekanları açtığı için Erir Hotel'in stüdyolarından, mağaralarından yayın yapıyoruz. Stüdyo dedim, burayı stüdyo olarak kullanıyoruz kıymetli izleyenler. İsterseniz sohbetimize geçmeden önce kıymetli izleyenler, geçtiğimiz günlerde Travel Türkiye Expo İzmir'de bir fuar vardı. Fuarda Şanlıurfa'yı temsilen kıymetli misafirlerim katılmıştı. Bugün kendileriyle İzmir'deki fuarı konuşacağız. Ve Şanlıurfa'da kongre merkezlerini konuşacağız, kongre turizmini konuşacağız, bilimsel ayaklarını konuşacağız. İsterseniz hep birlikte hazırladığımız VTR'mizi izleyelim. Evet kıymetli izleyenler, hocalarımın İzmir'de bulunduğu ve Urfa'mızı en iyi şekilde sizler de izlediniz. Temsil etmişler ama güzel de eğlenmişsinizdir değil mi? Yani hem çalışırken ne diyorsun? Şimdi tabii yani söz konusu turizm olunca insanlara yöremizin yemeklerini, kültürünü, bölgemizin özelliklerini tanıtmak gerekiyor. Bunların hepsini bir arada toplayıp şehrimizi öyle tanıtmak gerekiyor. Biz biraz İzmir'de bunu yapmaya çalıştık. Öncelikle ben İzmir'de bizi bir araya getiren Karacadağ Kalkınma Ajansı valiliğimize ve belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Onların öncülüğünde bir programdı. Sağ olsunlar büyük bir stand alıp izler içinde bize de yer verdiler. Biz de standdaydık. Beraber çalışmalarımızı yaptık. Beraber yürüttük. İzmir halkı da bizim için biraz elit hocam. İzmir halkı biraz daha kültürel. Ben asıl ona gelecektim. Cahit hocam istiyorum böyle programımız karşılıklı olsun. Böyle şey olmasın.
Yani böyle size sorayım ona sorayım tarzında değil. Araya girebilirsiniz rahatlıkla. Bir de sizin böyle güzel dostane samimi yüzlerinizi görünce o programı da rahat götürmek düşüyor bana. Hiç endişeniz olmasın. Bekliyor sizden halk? Oradaki izleniminiz neydi? Oradaki izlenimimiz İzmir'in halkı biraz daha kültürlü, biraz daha seviyeli. Yani yaptığı işleri biraz daha deneyimli yapan insanlar. Bu da bizi biraz daha işimizi ciddiye almaya gerektirdi. İşimizi biraz daha ciddiye aldık. Orada işte biraz önce ismini saydığım değerli kurumlarla beraber ortak bir çalışma yaptık. Şanlıurfa'mızın başta sıra gecesi olmak üzere, diğer çiğ köftemizle birlikte sıra gecemiz olmak üzere, diğer de yerel ürünlerimizi tanıtmaya çalıştık. Şimdi son zamanlarda biraz da biliyorsunuz terör nedeniyle bölgemizde kültür turizmi biraz daha düştü hocam. Bunlar bizi biraz daha endişelendiriyor. Endişelendirirken de bunu nasıl aşarız yollarını bulmaya çalışıyoruz. Aslında Urfa'da ondan evet. Değil mi? Yani o kadar çok, Urfa'da çok şükür. Hocam yani... evet haklısınız. Evet aklı ilk gelen şey Urfa emniyet açısından, AŞS yönünden Türkiye'nin ilk 3 güvenilir şehrinden bir tanesi. Yani bu test şeridi yani, değil mi? Tabii bu açıklanmış kıymetli bir şey. Kıymetli izleyenlerimiz bunu özellikle altını böyle koyu kahve kalemle çiziyorum. Evet. Koyu siyah kalemle çiziyorum. Bir daha söyler yani, misin onu? Yani Şanlıurfa'mız asayiş yönünden Türkiye'nin güvenilir ilk 3 şehri içerisine giriyor. Çok yani biz İstanbul'dan daha güvenliyiz. Ankara'dan, İzmir'den daha güvenli bir şehirde yaşıyoruz. Zaten İbrahim Peygamber'den gelen bir misafirperverliğimiz, Eyüp Peygamber'den gelen bir sabrımız var. Değil bunun mi? İkisinin birleştiği yerde nasıl kötülük olur ki? Eyvallah. İnsanlara bunu iyi anlatmamız gerekiyor. O zaman kıymetli izleyenler, bizi dışarıda seyreden sevgili misafirlerimiz, gönüldaşlarımız Urfa'ya rahatlıkla gelebilirsiniz. Değil mi Sayın Hocam? Evet hocam, ama şöyle bir handikap var. Genelde bizim bölgemize gelen yerli yabancı turistlerimiz GAP turu adı altında geliyorlar. Şanlıurfa'mız bu illerden bir tanesi. GAP turu uzun soluklu olursa İbrahim Bey, 8 ilden oluşuyor. En kısası 6 ilden oluşuyor. Entegre bir iş olduğu için yani en doğudaki ilde bir problem, en batıdaki ilde etkileyebiliyor. Ben Cahit Hocam'a döneyim lafınızı şey etmeden, bölmeden. GAP turlarında nasıl düzenliyorsunuz? Aradığınızı bulabiliyor musunuz? GAP turlarında şu ana kadar aradığımızı buluyoruz. Tabii Ertuğrul Bey'in de bahsettiği gibi terörden dolayı bu son geçtiğimiz sonbahar döneminde ve Van'daki depremden dolayı bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçirdik. Şu anda yeni yeni programlarımız var. Yine GAP turları için üzerinde çalışıyoruz. Tabii buradaki en büyük sıkıntımız, bizim Urfa olarak en büyük sıkıntılarımız, uçak sıkıntılarımız mevcut. Yani biz misafirleri, İzmir'deki misafirleri direkt Urfa'ya getirme şansımız olmuyor. Mesela İzmir'deki fuarda en büyük acentacı arkadaşlarla konuşmamızdaki en büyük sıkıntılarımızdan biri oydu. İnsanlar Urfa'ya direkt uçakla gelemedikleri için, uçak saatlerimizle uymadığı için aktarmalı uçuşlarımız Antep veya Diyarbakır'a geliyorlardı. Veya Antep'ten başlayıp Diyarbakır'da bitiyordu veya Diyarbakır'a gelip Antep'ten bitiriyorlardı. Geçenlerdeki bir Bakan Bey ve Türkiye Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde inşallah bu problemi de çözeceğiz. İnşallah bundan sonra İzmir'deki misafirlerimizi, Antalya'daki misafirlerimizi herhangi bir aksi bir şey olmazsa direkt uçuşlarla buraya taşıyıp buradaki programlarını yaptıracağız. Ha bundan sonraki düşüncelerimiz ne? Biz artık bu dönemden sonra acentamız olarak şey düşünüyoruz. Yani sadece Şanlıurfa'ya bu tip turlar düşünüyoruz. Yani insanları uçakla Urfa'ya getireceğiz. Urfa'da 2 gün 3 gün konaklatıp butik Urfa gezisi yaptırıp tekrar geri göndereceğiz. Umarım inşallah uçaklarımızın geldikten sonra da bunda da başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Geçenlerde biz Rahime Hanım'la Kalori, değil evet. mi? Ben yanlış telaffuz ettim. Kalori Turizm. Ayrıca GAP Turizmi, Şanlıurfa Turizmi Dernek Başkanı evet. Rahime Yaşar Hanım'a buradan evet. sevgi ve saygıyla da biz de selamlar gönderiyoruz. Biz de selamlar gönderiyoruz. Değerli başkanımıza. Programımızdan sonra herhalde meclis gündemine gelmiş. Bu konuda evet. bir uçak seferlerinde bir değişiklik oldu mu? Şu anda uçak seferlerinde herhangi değişiklik mevcut değil. Evet. Fiyatta bir indirim. Fiyatta bir indirim söz konusu değil. Tabii şimdi bu arz talep meselesi ama en büyük sıkıntılarımızdan biri de uçak fiyatlarının çok yüksek olması. Bunun da en büyük sebebi rekabet ortamının olmaması. Geçen toplantıda dile getirmiştik. Yönetim kurulu başkanımız ilgileneceğini söylediler. İnşallah ilgilenirler. Ya bizim de amacımız insanları uçakla, hem Urfalı insanları uçakla tanıştırmak, uçağa bindirmek. Hem de bu şekilde bu GAP turlarımızı veya butik Urfa turlarımızı yaparken insanları uçaktan hem zaman kazandırmak hem de Urfa'da daha fazla zaman geçirmeyi sağlamak istiyoruz. Evet. Böyle biraz tempoyu düşürmek istiyorum. Evet. Sanki hızlı başladık ama. Evet. Sayın Hocam, Cahit Hocam, Sayın Başkanım. GAP turlarında nereyi gezdiriyorsunuz? Millete nereleri götürüyorsunuz? GAP turlarında programımızı biz genelde Antep'ten başlatıyoruz. Batı uçakla Antep. İnsanlara evet Antep'e indiriyoruz. Antep'ten başlatıyoruz. Antep Mozaik, Antep şehir gezisi. Daha sonra Birecik Halfeti. Halfet'ten sonra Şanlıurfa'ya getiriyoruz. Şanlıurfa'da konaklatıyoruz. Şanlıurfa il ve ilçelerini gezdiriyoruz.
Daha sonra Mardin, Midyat, Hasankeyf. En sonunda uçağın durumuna göre ya Batman'dan ya da Diyarbakır'dan tekrar misafirlerimizi geri gönderiyoruz. Evet. Veya programı tam tersinden yapıyoruz uçağın durumuna göre. Batman'a veya Diyarbakır'a. Batman'a veya Diyarbakır'a indirip programı tam tersinden yapıp Mardin, Midyat, Hasankeyf, Şanlıurfa, Antep, son noktada da Antep'ten uçuruyoruz. Daha geniş programlarımızda da Adana ve Antakya'yı da katıyoruz programlarımızın içine. Dışarıdaki insanları hava yoluyla Adana'ya indiriyoruz. Adana'dan Adana-Antakya turlarımızı yapıyoruz. Tekrar Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, tekrar hava yoluyla geri gönderiyoruz. Şimdi Adana'dan başlayan programlarımız 7 gece sürüyor. 6 gece 7 gün. Antep'ten başlayan programlarımız 5 gece 6 gün. Urfa'dan başlayan programlarımız 3 gece 4 gün. Sırf sadece Urfa olan programlarımız var. 2 gece 3 günlük. Doya doya Urfa'yı yaşamak isteyen insanlar için. Yani insanlar buraya getirdiğimiz zaman akşamdan havaalanından alıp getirip akşam sıra gecesi, ertesi gün sabah bazı insanlar için dergahta zikir, bazı insanlar için sabah ciğer kebabı. Bu şekilde bir konsept sunuyoruz. Peki biraz zor bir soru olacak ama Ertuğrul'a bir soralım değil mi? Sen size de Ertuğrul'a bir yer söylüyorum ama size sormuyorum. Ya. Urfa esnafı sizin bu temponuza, yoğunluğunuza hazır mı? Yani bu noktada eleştirebilirsiniz hani insanların kendi kendine çeki düzen vermesi bakımından var mı sıkıntılar? Bunlar bizlerle paylaşır mısınız? Sıkıntılarımız, turizmde sıkıntılar hiçbir zaman bitmez. Her zaman insanlar mükemmeli aramak zorundayız. Sıkıntılarımız yok değil var ama geçmişe dönem, geçmiş zamanlara göre baktığınız zaman bayağı bir yol aldık. Belediyenin de bu işte katkısı çok. Belediye başkanımızın özellikle katkıları çok. Bizim için en önemli olan nokta burada hijyen ortamını sağlamaktı. Belediyenin katkılarıyla artık çoğu noktalarımızda hijyen ortamını sağladık. Ha sıkıntılarımız yok mu var? İnşallah zaman içinde el birliğiyle arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda veya belediyenin öncülüğünde yaptığımız toplantılarda bunları da zaman içinde çözeceğimizi zannediyorum. Çünkü netice itibariyle biz Şanlıurfa olarak bizim sanayimiz durgun bir noktada. Yani bir Antep gibi değiliz. Elimizde tarım var. Tarımdan da şehir halkı tam olarak faydalanamıyor. Bir kalan nokta turizm. Para kazandıkça, turizme de yatırım yaptıkça insanlar da bu işin üzerinde daha çok duruyorlar. Eminim ileride de daha da iyi olacağız. Peki biz de sorularımızı ileriki dakikalarda daha emin sorularımızı soracağız. Evet. Ben tekrar Ertuğrul abiye dönmek istiyorum. Bu arada Ertuğrul abi diye böyle Ertuğrul abi evet. Oldu. Evet. Şanlıurfa'ya turizmin ekonomik katkıları yani böyle bir oran yapılırsa rakam söylenmek gerekirse elinizde var mı böyle şimdi, bir şey? Bir de şey aslında merak ediyorum. Hani her geçen gün Cahit Hocam dedi ya gittikçe kendimizi yeniliyoruz evet. İşte. Bitmez ama evet. Her geçen günde fark ediyor. Evet. 2010 yılı ile 2011 yılı arasında böyle bir sizin biraz bu konuda daha böyle aritmetiğiniz şeydir, evet. Kuvvetlidir. Böyle bir evet. Fark göze çarptı mı neler söylersiniz? Evet. Tabii şimdi Şanlıurfa'nın ekonomik değerleri iki kalemde toplayabiliriz. Bir önce Cahit Bey'in de bahsettiği gibi biz iki tarıma ve turizme dahili bir şehiriz. Böyle bir ekonomik dengemiz var. Konumuzu biraz dışına çıkarak toprakla tabii ilgili birkaç bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii buyurun. Şanlıurfa'nın toprakları gerçekten sulanabilir ve çok verimli topraklar. Haram bölgesinde yılda 3 ürün alındığı oluyor hocam değil mi? 3 evet, ürün alındığı evet. Oluyor. Yani ona desen değişikliği evet, diyorlar. Yani. Ürün deseni değişikliği evet. Diyorlar. Evet. Hocam acı tarafı şu. Çıkan hiçbir ürünü işleyeceğimiz entegre tesis yok burada. Evet. O zaman şunu diyebilir miyiz? Toprağımız faso kullanılıyor. Evet. Topraktan çıkan ürünümüz hiçbir fabrikaya, tesise girmeden direkt batıya veya iş bölgelere dağılıyor. Evet. Ha, biz bundan yeteri derece faydalanamıyoruz fıstık hocam. Fıstık tabının en değil yani mi? Evet. Evet. Hocam, evet. İstihdam yok hocam. Makarna fabrikası, un evet. Fabrikası, bir mısır fabrikası, mısır yağı fabrikası. Yavaş yavaş zeytin çoğalmaya başladı Urfa'da evet. Bir zeytinyağı fabrikası. Bunların hepsi bir istihdam var. Yani biraz size yani. Dönerek söyleyeyim de yani değil mi? Fıstığın %65'i, %70'i evet, evet. Urfa'da tabii. Çıkıyor. Ama işte... Size dönmüyorum. Evet. Ertuğrul Bey Antep'lidir alınmasın. Ben, evet. Yani Antep'i Bey'e zaten söylemiyorum. Evet. O da hepimiz kardeşiz evet. Zaten. İşlenmesi, işlenmesi, pazarlaması biz... ve dağıtımı şu anda Antep'te yapılıyor. Zaten bugün Urfa dışına çıktığınız zaman kiminle konuşursanız konuşun. Fıstık dediğiniz zaman Antep fıstığı olarak lanse evet. Ediliyor. Tabii bu arada da bizim şeyimiz var. Çok eksikliğimiz var. Umarım inşallah ama şöyle de bir durum var. Yani şu anda yeni gelen nesil, genç nesil yönetimdeki insanlar hakikaten Urfa için bir şey yapmak için uğraşıyorlar. Değil mi? Evet. Biraz daha sanki bilinçli. Evet. Çok bilinçli. Evet. Yani şey kültürümüz kalmadı artık. Yani işte hadi akşam oldu, sıra gecesi ha o da bir kültürümüz. Evet. O da var ama yani artık insanlar şehire ne yapabilirim?
bu insanlara ne yapabilirim? Bizden sonra gelen çocuklarımız daha iyi şartlarda nasıl yaşarlar? Çok güzel bir konuya temas etti. Şimdi sıra gecelerinde eskiden böyle muhabbetler edilirdi. İşte yemek muhabbeti, işte sözüm ona böyle şey haberler. İşte kim kim vurdu, kim kim aldı, kim kimi evet. sattı, kimin nikahı, kimin evet. düğünü falan vesaire. Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar böyle diyorlar sırada. Ya bu şey yıkılıyor, şey oteli, Erruh Oteli'nin arkası yıkılıyor. Evet. Bunlar ne zaman bitecek, orada ne olacak? Evet. Yani buna evet, çok evet. güzel bir örnek evet. yani. Ben, İğme değişiyor. Değil mi? Evet, bunun canlı şahitlerinden biriyim. Evet. Şeyi almadım sizden 2010 yılı. Şimdi hocam en son toprağa değindikten sonra ben biraz tekrar turizme dönmek istiyorum. Tabii. Yani orayı çok iyi faydalanamıyoruz. Topraktan çok iyi faydalanamıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Gelelim turizme. Elimizdeki en ciddi değer. Şanlıurfa Türkiye'de mitolojik yapıya sahip olan en önemli illerden bir tanesi. Hemen yanı başımızda olan Gaziantep yine fıstık konusu değil. Tabii ben turizmle ilgili değineceğim. Gaziantep olmayan bir şeyi yapıp hayali pazarlıyor yani. Hayali pazarlamaya çalışıyor. Elinde ciddi bir veri yoktur. Çünkü Gaziantep o kadar çok mitolojik bir yapıya sahip bir şehir değil. Evet. Keza Urfa, Urfa'nın hep söylüyoruz açık hava müzesi gibi Urfa'nın bütün evet. sokakları, bütün yerleri bir tarih ve eski doku içerisinde. Buradan yola çıkarak elimizde en iyi değerimiz ekonomik anlamda turizm kalıyor. Bunun için kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. Bizler, esnafımız turizmle iç içe olmalıyız. Turizmin anlamını ve önemini daha iyi anlamalıyız. Gelen misafirlerin bizler için yapacağı reklamı ve tekrarını iyi düşünmemiz gerekiyor. Cahit Bey'in dediği gibi temizliğimizde, hijyenimizde ve çevre düzenimizde bu işe çok iyi eğilmemiz gerekiyor. Yani Harran Üniversitesi de turizm mesleği yüksekokuluna ilaveten turizm işletme de açıyor sanırım 4 yıllık. Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'miz var. Bunlarla buradan yetişecek öğrencilerle beraber Şanlıurfa'yı, turizmin çevresini değiştirmeyi temenni ediyoruz ve umuyoruz. Evet tabii ki 2010 yılı bizim için çok iyiydi. Güzel bir yıldı. Sonunda gelen bu terör ve deprem biraz 2010 yılını etkiledi. Oranlarda bir ciddi düşüş var. Mesela elimizdeki rakamlar 2010 yılı için 397 bin kişi civarında gösterirken 2011'de bu 345 bin civarında gösteriyor şu an. Yani bir düşüş var. Yalnız işin ilginç tarafı İbrahim Hocam, yabancı gelişinde bir değişiklik yoktur. Evet. Yani yabancı gelişinde mesela o yıllarda da mesela 2007'den 2011'e kadar %10 civarında seyrediyor. Evet. Yabancı gelişinde bir artış gözlemliyor. Evet. Ne yapmamız lazım? Hemen akla ilk şu geliyor. Biz Urfa'yı Avrupa'dan nasıl tanıtabiliriz? Göbekli Tepe'nin ama. Hemen akla o geliyor. Tabii. Göbekli Tepe bizim için Avrupa'ya bir çıkış kapısı. Çıkış kapısı, evet. Onun üstünde çok ciddi durmamız gerekiyor. Evet. Yani son zamanlarda biraz Göbekli Tepe ile ilgili reklam ve çalışmalar da arttı. Bunları ama da gözlemliyoruz. Ama Karaca'da Kalkınma Ajansı çok güzel fuarda bir kitap evet. yapmış evet. değil mi? Çok güzel kitap. Orada da sizin resimlerinizi de gördük. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Fotoğraflarım evet, vardı. Evet, resimleriniz sağ olsun. Sizin hatta fotoğraflarınız var zaten. Evet. İşte yani fuarın amaçlarından bir tanesi bu hocam yani. Arayıp da bulamayacağımız kişiler standımıza ayağımıza kadar yanımıza geliyor yani. Ertuğrul Hocam şeyi merak ediyorum. Acaba bu bize gelen, Şanlıurfa'ya gelen turizmin şeklini nasıl değiştiririz? Yani bu tamam eyvallah kap turizmi bizim. Evet. Muhakkak bize geliyor. Evet. Bunu böyle bir yanı başımızda çok şimdi güzel hocam, bir göz aşinalığı var değil mi? Değil Şanlıurfa mi? Deyince akla gelen ilk Balıklı Göl olmasın yani. Yani insanlarda böyle bir aşinalık da oluştu sanırım başımızda. Mesela Şanlıurfa demek Karali'yi değerlendirebiliriz. Evet. Şanlıurfa demek Balıklı Göl demek değil. Şanlıurfa'daki destinasyonu zaten değiştirme çabaları ve gayretleri başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu. Biz biraz itildik buraya, mecbur kaldık İbrahim Bey. Terör nedeniyle hani doğu ilgilerimiz biraz Mardin, Midyat tarafı biraz daha sıkıntılı. Peki biz oralar sıkıntılı diye biz burada oturup bekleyeceğiz mi? Hayır. Farklı arayışlara girdik. Ajantalarla birebir farklı görüşmelerimiz başladı. Yani turizmde Urfa'nın çehresini biraz daha değiştirmek. Akla ne geliyor? Efendim butik Urfa turları yapın. Evet. Madem doğuda problem var. Sadece butik Urfa turu yapalım. Hocam burada bir sene düşündünüz mü? Hemen Cahit Bey'e ben bir pas vereceğim burada. Evet. Butik Urfa turu yapmak için de insanları direkt Urfa'ya indirmemiz gerekiyor. Nasıl i̇şte indireceğimiz de yani. O zaman başkan nasıl evet. indirecek evet. bu olayı? Girişimleriniz şimdi, neler? Girişimlerimiz bunu taşıyor neler? Musunuz? Yukarı milletvekillerine, sayın valimizle bu konuları görüştünüz mü? Sayın bakanımıza arz ettiniz mi? Onların bu olaylara bakış şimdi, açısı nasıl? Yani dediğimiz gibi Urfa'yı herkes turizm şehri olarak bildiği için kalkınmamızın da tek noktası turizm diye hesap ediyoruz. Biz mülki idare amirlerimizle yaptığımız görüşmelerde bunun üzerinde çok durduk. Onlar da bize gerekli desteği her zaman veriyorlar sağ olsunlar. Yani özellikle belediyemizden de, belediye başkanımızın da turizm alanlarına, turizm sevdasından dolayı baya baya şehrimizde bir gelişmeler oluyor.
Şimdi ben bir noktada şeye gelmek istiyorum. Bu butik tur olaylarında şu anda zaten çalışmalarımız var. Biz Şubat ayında yapılacak olan Emit Fuarı'nda biz sırf sadece Şanlıurfa butik turları diye programlarımızı, ağırlıklarımız hep orada olacak. Evet. Zaten İstanbul'dan Urfa'ya uçuşlarımız veya Ankara'dan Urfa'ya uçuşlarımız hemen hemen her gün var. Tabii fiyat anlamında biraz pahalıyız falan da. İnşallah onu da çözdükten sonra sırf sadece 2 gece konaklamalı, 3 gece konaklamalı butik Urfa. Yani eski insanların yaşayışı, eski mahalleler, belediyenin restore ettiği yerler, yeni yeni noktalarımız, mozaiklerimiz, özellikle Göbekli Tepe'miz. Göbekli Tepe zaten tartışılmaz. Göbekli Tepe'mizin üzerine çok vurgu yaparak da butik turlarımızı çıkardık. Emit Fuarı'nda kısmet olursa, Şubat ayında yapacağımız fuarda ağırlığımızı biz butik turlar olarak vereceğiz. Bu arada Ertuğrul Bey'in biraz önce değindiği konuyu açıklık getirmek istiyorum. Şimdi Antep diyoruz bazen, hakikaten insanlar haklı İbrahim Bey. Yani Antep'te Zeugma Mozaik Müzesi'ne gidin. Olağanüstü bir akustik, olağanüstü bir mimari yapı, olağanüstü bulunan kalıntıların sergilenmesi. Yani gittiğiniz zaman hayranlıkla bakıyorsunuz. Mozaik alanını geziyorsunuz, müzeyi geziyorsunuz. O Çingene Kadın mozaiğini görmek için enteresan bir şey yapmışlar, görüntü yapmışlar. Siyah karanlık bir labirent gibi bir alandan geçiyorsunuz. Bittiği noktada da mozaik kadın ama dur tam ona şöyle geliyor. Yani şeyden bizim dolayı kesmiyorum da yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Önümüzdeki ay dün kanalımızda yayınlanan bir haber üzerine yaptığımız bir görüşmede önümüzdeki ay herhalde yanlış değilimse çok telaffuz etmek istemiyorum ama şey olsun diye, tam millet aydınlansın diye herhalde yüklü bir miktarda para gelmiş. Belki sizin bundan haberiniz de vardır. Evet. Önümüzdeki ayda ihaleye çıkıyor. Orası da inşallah tamam olacak. Ertuğrul Hocam 2012'den ne bekliyoruz? 2012'den evet yani bir karamsarlık var. Karamsarlık var yani görüşmelerimize bakılırsa acantacı arkadaşlar biraz daha bu konuda temkinliler. Biraz da karamsarlık var. Hocam bireysel çalışmalarla sonuca gitmek çok zor. Bir araya gelip bir güç oluşturmamız gerekiyor. Bunu çok acil yapmamız gerekiyor. Bize çok acil 2012 yılı turizm programıyla ilgili acil bir eylem planı lazım. Evet. Acil eylem planı oluşturacağız. Kim yapacak acil eylem planını? Kültür Müdürlüğü yapacak. Kültür Müdürlüğü, Belediye Kültür Müdürlüğü. Bizler biraz önce bahsettiğimiz gibi sizin yönetiminde olduğunuz dernek, evet. Seyahat ajansları, bir araya gelerek 2012 beklentilerimizi arttırmak için neler yaparız diye acil bir eylem planı yapacağız. Efendim ben ajantacılarla şunu görüştük. Hani butik turlarda kalmıştık en son. Madem doğuda terör var, biz Şanlıurfa'yı nasıl değerlendirebiliriz? Bunun içinde butik tur, butik turların içinde Harran'dan sonra Suvayipşehir, Soğumata, Kervansaray, Hanel Bağrurlar. Bunların bazdamarlar oluşan bir butik Urfa turu düşünüyor. Hocam, ama hocam oralara gitmeden de önce yapmamız gereken işler var. Ona girmeyin hocam. Kısa bir reklam arası verelim. İşaret ediyorlar, diyorlar ki reklama gir, reklama gir. Kıymetli izleyenler, çok güzel bir sohbet. 2 tane değerli bu işin kompedanı tabiri caizse Sayın Erruha Oteli Genel Müdürü Sayın Ertuğrul Er ve Konsül Turizmi Genel Müdürü Sayın Cahit Dönmezler Hocam'la, Sayın Başkanım'la sohbetimize devam ediyoruz. Ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Evet. Kıymetli izleyenler, telve programımız çok güzel devam ediyor. Televizyonlarını yeni açmış olan izleyicilerimize hatırlatmayı borç biliyorum. Erruh Oteli Genel Müdürü Sayın Ertuğrul El ve Konsül Turizmi Genel Müdürü Sayın Cahit Dönmezler Başkanım'la. Evet Ertuğrul Hocam, sende kalmıştık butik. Evet, butik turlarla ilgili yeni bir destinasyon yaratmak, terörden gördüğümüz zararı en asgariye düşürmek için biraz önce saydığımız yerlere tur programı içerisine alacak ajantalarla görüşmelerimiz böyle. Bunlar için ilk önce içimizi, bir evimizin içini bir temizlememiz gerekiyor hocam. Evimizin içi temizledikten sonra misafir kabul edeceğiz. Bu temizlik derken temizlikle neyi kastediyorum? Biz bu tur güzergahtaki yollarımızı, mevcut gezilecek yerlerin temizliği, altyapısı, işte ihtiyaçların giderecek yerleri oluşturmamız gerekiyor. Evet. Bir de insanın buraya rahat gelişini sağlamamız gerekiyor. Bir önce Cahit Bey'e ben pasladığım konu buydu. Uçak alternatifleri. Daha ucuz seyahat. Yani biz insanlardan bir şey isterken istediğim şeyi cazip hale getirmemiz gerekiyor hocam. Evet. Oturduğumuz yerden bir şey de olmuyor.
Bir an önce size topyekin hareket etmemiz gerektiği konusunda da değinmiştim. Ben sadece El Ruha Otel olarak bugün, bu yıl içerisinde yalnız başıma Trabzon'a gittim. Trabzon Uluslararası Fuarı'na kalktım, Turex'e. Çok güzel. Oradan geldim İzmir'e gittim. Şimdi Ankara var. Ankara'dan Safranbolu'ya gideceğim. TÜRSAP yetkilileriyle beraber. TÜRSAP yetkililerinin Safranbolu'da bir eğitim ve toplantıları var. Orada kaynak yapacağım. Ben ne yapabilirim Urfa ile ilgili? Orada çok birkaç güzel parça ne anlatabilirim? Çok güzel. Oradan geleceğiz hemen akabinde Emit Fuarı var. Evet. Bunları hocam bireysel yapmak çok fazla ses getirmiyor. Evet, toplu olarak. Bana güç lazım, beraber olmak evet lazım, birliktelik lazım. Evet. Çok ciddi unsurlar. Yani koca bir şehrin ekonomik değerlerinden bahsediyoruz hocam yani. Evet. Onun için bir araya geleceğiz. Butik, hocam özür diliyorum. Butik seyahatlerin, turizmin içi nasıl dolur? Şimdi onunla ilgili şöyle bir program biz düşünüyoruz. Yani sırf hep biz temeli Urfa turizmin olması lazım, gelirimiz turizm, kaynağımız turizm diye. Şimdi belediyenin yapmış olduğu şu anda restorasyonlarda biz turlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Yani başta Göbekli Tepe, daha sonra şehir merkezindeki. Yani şehir merkezini ön plana. Şehir merkezini ön plana çıkaracağız. Zaten belediyenin de çok sağ olsun iyi uğraşlar var. Yani Kurtuluş Müzesi, peki, Tatlıses Müzesi. Buna bu şeyi yani kalacak yerler, konaklar, manaklar bunu karşılayabilecek mi? Şu andaki zaten mevcut konaklama durumumuz. Urfa'daki şu andaki mevcut konaklama durumumuz. Yani küçük tarzdaki butik oteller olsun, büyük otellerimiz olsun. Şu anda Urfa'nın ihtiyacına cevap verecek bir yapıya sahip. Sahip yani. Evet, şu an için sahip. Tabii şimdi turizmi geliştirdikçe ihtiyaç olacaktır muhakkak. Evet. Bunun için de zaten bazı insanların çalışması var. Gerek devlet sektöründe, gerek özel sektörde insanlar, genç girişimci arkadaşlarımız var, konuştuklarımız var. Bunlar kendi çaplarına göre 2-3 tane eve alıp şu anda da restorasyona başlamış durumdalar. Bunlar da bittikten sonra, yani bugün Mardin'deki işte bu insanların Erdova Konağı, Berivandesi'nde biliyorsunuz bayağı bir ses getirmişler. Evet. Erdova Konağı tarzı ve işte Safranbolu'daki o butik evler tarzı otelleri hayata geçtikten sonra turizmin daha da fazla ve aktif olacağını tahmin ediyoruz. Hocam bir de son zamanlarda şey çıkmış, bu kırsal turizm dediğimiz, yani böyle doğayla iç içe doğa turizmi. Hocam çok güzel, çok güzel, turizm çok güzel bir yön o. Tamamen bize otantik, biraz açar mısınız tabii hocam? Otantik şartlarda konaklıyorsunuz. Çiftliğe geçiyorsunuz, ahırdan yumurtayı kendiniz topluyorsunuz. Sütü. Sütüyü kendiniz sağıyorsunuz. Bizatihi ekmek yapışında bulunuyorsunuz. Yani oradan topladığınız ürünlerle kendinize kahvaltı hazırlıyorsunuz. İşte buğday tarlalarının içinde, ağaçların içinde, meyvelerin içinde. Yalnız bu çok ciddi bir altyapı gerekiyor. Her şey organik yani, başkanım. Her şey organik olacak. İşte bunun için de çok müsait yer var Urfa'da. Değil mi? Olabilir mesela yani. Siverek tarafı. Siverek tarafı Hilvan olabilir. Hilvan tarafı olabilir. Karacadağ'ın etekleri olabilir. Yani Harlar tarafı da olabilir. Bozdağ'ın su kenarları. Evet, su kenarlar yani, olabilir. Oralar olur. Çok oralar güzel da olabilir. Turizmde yeni bir ivme yaratılır. Turizm biraz hayal işi hocam. Yani hayal etmek gerekiyor yani. Hayaller bitmemesi lazım. Evet. Bir de İbrahim Bey, bu butik turlarımızdan bahsederken mesela biz hep Urfa diyoruz. Urfa'da insanları konaklatmamız lazım diyoruz hep. Ama tabii bu arada tarihi ve turistik ören yerlerimizi de hem ulaşım anlamında sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. Hatırlarsanız geçen yıl sizinle evet bir Harran, Şuayb Şehri, Solmatar turu yapmıştık. Yollardaki evet sıkıntılarımızı görmüştünüz. Beraber birlikte gözlemlemiştik. Ona ek olarak ben affınıza sığınarak estağfurullah geçen hafta yine tekrar o yoldan gittim. Yani öylesine gittim. Fotoğraf amaçlı gitmiştim. Bu defa da dere yataklarının köprüleri çok dağınık bir vaziyetteydi. Yani eminim o yapılan köprülerde bekle yağan yağmış yağışlı suyla da hocam siz bir Urfalı olarak bunu gözetliyor ve söylüyorsunuz. Çok evet güzel. Teşekkür ediyorum. Altında çiziyorum. Peki ben İstanbul'dan getirdiğim bir ajantacıma benim Urfa turizmi kalkınır buraya bir butik ya, tur yap diye ısrar ettiğimde sizin gördüklerinizi o görürse nasıl yapacağız? Evet tabii. Evet. O konuda temel bir sıkıntı. Oradaki olabilir zaten en büyük sıkıntımız da bize göre şeye düşen bir sorumluluk. Karayollarına düşen sorumluluk. Çünkü evet, hemen orası hemen her yıl, hemen hemen her yıl bu sorunları biz dile getiriyoruz. Karayollarındaki yetkili arkadaşlarımız sağ olsun çözüyorlar ama tabii orada artık doğadan dolayı bir sıkıntı var veya artık farklı bir sıkıntı var. O konuda tam bir bilgim yok. Yani her yağmur yağdıktan sonra, kıştan sonra yollarda sıkıntı oluyor. Yollar, geçen tur otobüsleri mecburen tarlaya iniyor. Dağdan gelen sular asfalt yolları kaldırıyor. O alttaki köprülerde sıkıntı oluyor. Siz de benden sonra gittiniz herhalde. Sizden sonra gittik. Herhangi bir değişen bir şey yok. Yine aynı durum. Aynı durum. Evet. Hocam şeyi merak ediyorum. Yani GAP turları dedik. Ondan sonra butik turizmi dedik.
Biz bu gelen ziyaretçilerin bunun yanı sıra mesela kongre turizmi gibi bunlara nasıl açılabiliriz? Veya bu termal turizmi, karali bunlar nasıl bir işleve dönüşür? Evet. Veya bununla birlikte gitmiş olduğunuz bu fuarlarda veya sizler görüştüğünüz evet. zaman bunlar nasıl ön plana çıkar? Yani o profili nasıl değiştirebiliriz? Şimdi zaten şöyle bir durum var. Biz mesela dışarıdaki ajantacı arkadaşlarımızla, kongre iş yapan arkadaşlarla konuştuğumuzda bizim bu bölgenden büyük sıkıntısı çok büyük kalabalık kongre organizasyonlarına uygun, müsait yerin olmadığından kastediyorlar. Üniversitede yok mu bu? Evet. Var bence üniversitede. Şimdi üniversitede var da arkadaşlarımızın oradaki en büyük şeyleri, sıkıntıları kongrenin mümkün olduğu kadar aynı tesiste olması. Evet. Kongre aynı tesiste olunca biraz insanlar ihtiyaçlarını hem zaman açısından onlar için uygun oluyor. Hem de aynı tesiste kalırlar, tesiste işlerini çözme şansları daha kolay. Artık insanlar şey istemiyor. Yani Antalya'ya gidip de deniz, kum, kongre artık istemiyorlar. İnsanlar artık bu noktadan sonra tarih, turistik ve kongre istiyorlar. Bunu da aşmamız için Urfa için kongre merkezini biz şart diye düşünüyoruz. Umarım Hocam, inşallah devlet desteğiyle de çözeriz. Ben de bir iki kelimeyle bu kongre turizmine değinmek istiyorum. Tabii. Kongre turizmi biraz bilimsel içerikli bir olay. Evet. Onun için biz bunu da üniversitemize çok ciddi iş düşüyor. Hani demek istemiyorum ama demek de istiyorum bir yönden şu kongre turizmi yani biraz bizi aşıyor. Hani bunun zeminini üniversitemizin oluşturması gerekiyor. Bilim insanlarını getirmek, bilimle ilgili çalışmalar yapmak, bilimin yeniliklerini tanıştırmak, tanıtmak. Bunların topluluğunu oluşturuyor bu kongre turizmi. Biz bunun o zaman şöyle biraz bir şey, gölgesinde kalıyoruz biz bu işin. Böyle bir öneride size ben bulunabilirim. Hani biraz olayı yakından bildiğim evet. için. Sizlerin yani hangi kimlikli olursa olsun, acente de olabilir, evet. dernek de olabilir. Evet. Sizlerin üniversitede branş bölüm başkanları la dekanlık düzeyinde toplantılar yapmanız lazım. Sözüm ona biraz evet. açmak doğru, gerekirse. Doğru bir yaklaşım. Çok mesela doğru yaklaşım. Genel cerrahi bölüm başkanıyla evet, görüştünüz. Evet, evet, evet. Efendim sizin muhakkak bu genel cerrahların bir toplantısı evet, vardır. Veya gözünün bir toplantısı. Evet. Veya toprakçıların evet. veya veterinerin bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Nerede yapılıyor? Var mı böyle bir derneğiniz? Evet var. Nerede yapılıyor? İşte Samsun'da yapılıyor, Antalya. Efendim bir tanesini Şanlıurfa'ya alın. Biz de size destek verelim. Siz de bize destek verin. Evet. Gelin oturalım. Bunu birlikte kaldıralım. Bu evet. şekilde ancak diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Katılıyorum. Şiddetle katılıyorum. Bugüne kadar olmadım. Evet oldu ama hocam çok ses getirecek ciddi büyük kongrelerimiz olmadı. Artık tesislerimize bizler buna da hazırız yani. Ve artı yani üniversiteyle de görüşüp üniversitenin evet. az önce Cahit Başkanımın lafına geliyorum. Oranın salonları çok iyi. Belki uzaklık bir nebze olsun. Evet. Hani aynı yerde kalır. O da ulaşımla baraj harana giden evet, harana var. Giden sulama kanallarını belki programlarına dahil edilebilerek bu da bir nebze veya sol taraftaki Mardin'e giderken meyve bahçesi, nar bahçesi oraya bir şeyler katılarak hani buraya gelmişken buraya da girelim ondan sonra da yerimize gidelim tarzında evet. bir şeyler düşünülebilir. Evet. Fuarda böyle bir taleplerle karşılaşıyor musunuz? Fuarda nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Nasıl bir çarp dönüyor. Hocam, onlar mı size geliyor? Talepler nasıl hocam, oluyor? Hocam açıkçası fuarlarda çok akademik ziyaretçilerimiz olmuyor. Evet. Akademik ziyaretçilerimiz olmuyor. O akademik, işin akademik yönünü daha çok şehirdeki ajantalarla, bu kurumsal çalışmalar yapan, kongre turizmi yapan ajantalarla birebir görüşüyorlar hocam. Onun için çok fuarlarda bunları yakalama şansımız olmuyor. Belki de bunlara bizzat özellikle gitmek gerekiyor hocam. Yani. Fuarlar yani biraz sizin... daha böyle şey farklı yani. Yani tamam işin... bir an önce de söyledim ya bilimsel bir olay hocam yani. Evet. Üniversite bize çok iş düşüyor. Biz onları desteklememiz gerekiyor. Ama bu sohbet burada güzel oldu. Ben bunu biraz üzerinde durmak istiyorum yani bunun üzerine biraz gitmek istiyorum. Değişik bir ivme. Biraz çalışmak gerek bunun üzerine. Madem bilimsel, biz bilimselin bu bilimsel olan bir turizmin neresinde yer alabiliriz? Önünü açmak için neler yapabiliriz? Biraz bize de iş düşüyor demek ki çalışmamız lazım. Bu konuda bizi biraz aydınlattınız sanırım. Estağfurullah. Estağfurullah. Yok o konuda demiyorum. Evet. Sayın hocam. Fuarlardan beklentimiz çok ama İbrahim Bey. Nasıl? Yani fuarlardan beklentimiz çok. Mesela çok. Her yıl katıldığımız fuarlarda. Bir önceki yıla göre fuarlar daha bir hareketli. Katılımcı sayısı daha bir fazla. Orada yeni yeni dostlar ediniyoruz. Yeni yeni arkadaşlar ediniyoruz. İnsanlar belki kafalarında olan tereddütleri bizzat işte telefonla, maille değil de yüz yüze görüşerekten daha çabuk çözme ve insanların eklerine kabiliyetimiz daha yüksek oluyor.
Evet. Yani buralarla ilgili hiç belki aklından geçmiyor veya gelip daha işte ben bir gün Urfa tur yapsam yeterlidir diye düşünen ajantalara biz kendi bölgemizin değerlerini çok iyi anlatarak, bizzat yüz yüze anlatarak buradaki konaklama sürelerini de uzatıyoruz. Evet. Şimdi sıra dışı bir soru gelecek de, yani soru derken sanki böyle şey yapıyorum, öyle algılığa anlatsan. Basının Şanlıurfa'yı tanıtımından bir sıkıntınız var mı? Yani bu konu biraz da hassas bir konu ama bizim yerel basından bahsediyoruz. Yani yerel basının, yani Şanlıurfa'nın bu arada programımız gereği, ismi evet, gereği, telve evet, gereği evet, evet. Böyle misafirlerimize teşekkür ediyorum. Evet. Kahve ikram ediyoruz. Evet. Erhan'ın fincanlarında. Afiyetler olsun. Değil afiyetler mi? Olsun. Bu arada genel müdürünüze de teşekkür evet, ediyorum Ertuğrul evet, Bey'e. Evet, afiyetler olsun hocam. Hocam yani katkılar illa vardır. Tabii ki reklamın kötüsü olmaz. Ama bu işi biraz daha profesyonel yapıp biraz daha yerli basınımızı bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki de ara ara bir araya gelmemiz lazım. Ulusal basına girersen, ulusal basınla ilgili destekleyen çok şikayetlerimiz var. Yani üstelik olaylarını çok abartmayın arkadaşım. Yani bu çok olayların üzerine çok gidiyorlar. Yani çanak tutmamak yani lazım. Yani çanak tutmamak lazım. Veya reklam yani yapmamak lazım. Yani küçük bir olayları bazen büyütüyorlar. Bir reyting uğruna bir şehrin kaderiyle oynayabiliyorlar. Aynen. Evet. Bunları da dikkat etmek gerek. Yazık şu, yani. Netice itibariyle kolay bir şey değil İbrahim Bey. Yani bugün Urfa'da yıldızlı otellerimiz var. Evet. İnsanlar buraya yatırım yapmış. Evet. Buraya yatırım yapmış. Seyahat ajantaları bir sürü yatırım yapmış. Yani basında yer alan kötü haberden dolayı insanlara sıkıntı olması yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar herkese etkiliyor. Onun için hakikaten bunu şey... Bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Geçenlerde bir terör cinayeti meselesi vardı. Gündeme geldi. Bizim de bu alanda üniversitemizde psikiyatri ana bilim dalında araştırma yapan bir hocamız vardı. Evet. Yani Urfa'nın bu alanda çok yeri olduğunu ve birkaç isim verdi. Ben şu an için il isimlerini telaffuz etmek istemiyorum ama bu konuda bizlerden çok çok ileride olduğunu fakat gündeme gelmediğini de biraz sizinle evet, şanssızlığımız bunu, var. Bunu evet, paylaşmak evet, istiyorum. Umarım inşallah kıracağız onu İbrahim Bey. İnşallah. Yani şu andaki turizm sektöründe olan insanlar hakikaten genç insanlar, atılgan insanlar, çevik insanlar, memleket için bir şey yapmak isteyen insanlar. Yani insanların düşüncesi hem otellerin hem ajantaların bu turizm sektöründe olan tüm insanların amacı daha iyi ben Urfa için ne yapabilirim? Daha fazla insanı buraya nasıl getirtebilirim? Herkes şu anda oturmuş bunun hesabını kitabını yapıyor. Peki. Cahit Hocam böyle yavaş yavaş programımıza sonuna gelmeden evet, biraz olayı toparlamak istiyorum. Urfa esnafından memnun musunuz? Artı evet, girip çıktığınız restoranlardan memnun musunuz? Artı sıra gecelerinden umduğumuzu bulabiliyor musunuz? Veya şöyle bir değişik açıdan müşteri memnun gidebiliyor mu? Yani eyvallah ben güzel bir müzik dinledim. Güzel bir Urfa'nın konağında böyle bir hafta sonu geçirdim. Güzel bir kebabını yedim diyebiliyor mu? Bu sizi vicdanen böyle rahat gönderebiliyor musunuz? Ya şimdi, eksikleriniz muhakkak var ama muhakkak. Varsa da bu yönünde telafi noktasında bir şeyler yapabiliyor musunuz? Şimdi şöyle bunu izah edebilirim size. Urfa esnafımız hakikaten geçmişe göre bayağı gelişti. Yani müşterilere hitap şekli gelişti. Satacağı malın kalitesini artık ona göre kendileri ayarlıyorlar. Hijyen ortamına belediyenin vasıtasıyla bayağı artık bir özen gösteriyorlar. İnsanlar artık dediğim gibi turizm gelirin turizmden olduğunu tahmin ettiği için mecburen turizme yönelmek zorunda kaldı. Bunun için de en iyisi ne gerekiyorsa o şekilde davranıyorlar. Konuk evlerimize gelince zaten Urfa'daki insanlar bir sürü yatırım yapmışlar. Konuk evi yapmışlar. Maddi olarak fedakarlıkta bulunmuşlar. Manevi olarak fedakarlıkta bulunmuşlar. En iyilerini yapıyorlar. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Sıra gecelerinde sıkıntılarımız yok mu? Var. Nasıl var derseniz ise yani sıra gecesinin kültüründe işte cihazlarında sıkıntı yaşıyoruz. Ses gürültüsünde sıkıntı yaşıyoruz. Bizim aldığımız en büyük sıkıntılardan biri de mesela bazen gruplarda akşam sıra gecesinden sonra insanlarla konuşurken, ertesi gün sabah konuşurken ya diyor ki biz sıra gecesindeyiz. Yani sıra gecesinde müzik var iken ben yanımdaki insanla oturup bir sohbet edemiyorum. Bu bir sıkıntı. Müzik ekibi müziğini yapıyor, cihazlarla yapıyor, yüksek sesle yapıyor. Ama müzik yapılırken de sohbet edilmez demek lazım değil mi? Ya yani öyle de, öyle de, öyle de İbrahim Bey. Evet. Yani o ses düzeyinin daha düşük olması daha evet, mantıklıdır. Ses noktası. Daha mantıklıdır diye daha düşünüyorum. Zurnanın yani daha uzurna o da bir kültürümüz ama yani olabilir. Ama tabii ses seviyesini biraz daha ayarlayıp yapmamız daha mantıklı olur. Sizin bu konuda seveceğiniz sanki efendim, bu konuda ben biraz yine eğitime değiştim. Her şeyin başı eğitimdir. Ben öyle yaklaşıyorum biraz hocam.
Yani sıra gecesine hizmet veren konuk evlerini ve sıra gecesinde müzik yapan arkadaşlarımızı da biraz eğitmemiz gerekiyor. Biraz bilinçlendirmemiz gerekiyor. Müzik orada gürültü, orada pamuk gibi olan şeklinde bir müzik değil yani. Sıra gecesi tanıtılsın hocam. Sıra gecesi müziğinden önce sıra gecesi ne anlama gelir? Sıra gecesi nasıl yapılır? Bir tanıtılsın. Evet. Hatta gerekirse müzik insanlarla beraber yapılsın. Öyle yapmadınız mı hocam siz geçmişte? Evet. Arkadaşlarınızla beraber oturduğunuz yerde evet. Bir şeyler çalıp sohbet evet. Edip hem evet. Öyle yapılsın evet, hocam. Evet öyle yaptım. E şimdi sıra geceler öyle değil yani. Evet. Çiğ köfteyle bir karışık bir gürültünün içerisinde. Aslında biraz tüketici de böyle, ben öyle de görüyorum. Bu isteklerin herhalde biraz da böyle yönlendiriyor. Yani gelen misafirler de biraz böyle şov gibi istiyorlar sanki. Biraz da öyle bir durum var. Yani istek parçalar yapıyorlar. Biraz konunun dışına çıkıyor sıra gecesi, biraz farklı yerlere kayıyor. Biraz da arz talep meselesi var hocam. Böyle yani öyle de var. Ama yani şimdi arzı getirirken, talebi alırken elimizdeki mevcut evet, potansiyeli de kaybetmememiz lazım değil mi Cahit hocam diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları uçakla bu yıl iyi turist aldınız mı? Onun hususta bir şey var mı elinizde, bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi sadece şunu söyleyebilirim. Türk Hava Yolları'ndaki yolcu sayısı gün geçtikçe önceki yıllara göre artıyor. Tabii artmasındaki en büyük sebeplerden biri de turizmi tanıtımımızı bizim iyi yapmamız. İnsanların bu bölgeye gel, bu bölgenin zenginliğinden varlığını görüp buradaki duyguları yaşaması, döndüğü zaman da etrafındaki insanlara tekrar anlatması. Çünkü malumunuz biz Ankara İstanbul'dan misafir aldığımız zaman bugün karayoluyla Ankara 12 saat, İstanbul 18 saat. İnsanlar hava yolunu tercih ediyorlar. Tabii daha fazla alamaz mıyız? Daha fazla alabiliriz. Daha fazla almamız için de ne yapmamız lazım? Özel hava yollarının gelmesi lazım buraya. Özel hava yollarının bize destek olması lazım. Tabii havacılık pahalı bir sektör. Böyle hadi bugün uçak gelin dediğiniz zaman uçağın gelecek bir yapısı yok. Onun için her zaman devletten sağ olsun bize desteğin her zaman oluyor. Türkiye yollara seferlerimiz var. Günde iki sefer İstanbul uçağımız, Ankara uçaklarımız var. Umarım inşallah sefer sayılarımızı artırırız. Bu bizim için de daha iyi olur. Hem Urfa'nın turizmi için iyi olur, hem memleketimiz için iyi olur diye düşünüyorum. Turizmin gelişmesi noktasında evet. Kamu kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği, tanıtım anlamında, sorunların çözülmesi noktasında gerekli yardımları görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyoruz hocam. Bununla ilgili bir birliktelik yoktur. Hala hazırda. Çok yani, bir şey oldu değil mi? Evet, yani hala hazırda. Çok böyle bu konuda herkes hemfikir olamıyor yani. Evet. Biraz daha isterseniz temeline gireyim. Acaba turizmin içinde olan otelci, ajantacı arkadaşlarımız, birlikteliğimiz yeterlidir hocam. O da tartışılır bir durumda yani. Biz evet kamu kuruluşlarından benim beklentilerim var. Urfa'yı daha iyi tanıtmak. Bırak Türkiye'yi, artık Avrupa'da Urfa'yı tanıtmak. Evet. Elimizde öyle değerler var ki hocam. İbrahim evet. Peygamber, bütün dinlerin atası. Eyüp Peygamber, bir sabır timsali. Değil mi? Balıklı gölümüz, yani sazımız, sözümüz, yemeğimiz, kültürümüz, çiğ köftemiz. Çok değerimiz var elimizde. Artık yani Türkiye bizi cezbetmemesi lazım. Sayın Başkanımızın bir ifadesi var, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, herkes Şanlıurfalı. Evet. Avrupa'daki de Şanlıurfalı. Nasıl evet. Sayın Başkanım? Evet. Hazreti İbrahim, Avrupalı. Evet. Evet, evet, evet. Zaten insanlık tarihine döndüğümüz zaman hocam, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Adem babamız da Havva annemizin ilk tarımı evet. Şanlıurfa'da yaptığı evet. Söyleniyor. Evet. Daha ötesi de yok yani. Evet, demek ki bütün herkes buradan geçiyor yani. Herkes buradan geçiyor. Herkes Urfalı yani. Ben evet. Katılıyorum. Katılıyorum. Peki hocam, son olarak bu noktada çalıştığınız iş noktasında böyle gerek Şanlıurfa halkına, gerek yetkililerimize böyle sesinizi duyurmak babında temennileriniz, dilekleriniz neler olabilir? Sizden böyle bir toparlayıcı bir şey alsam bir iki saniyelik. Efendim, konunun ilk başında söylediğim gibi bizim kalkınmamızın tek noktası turizm. Evet. Turizmle ilgili olarak da en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu ana kadar sağ olsun devlet kurumlarımızdan gerekli destekleri alıyoruz. Ama tabii yetiyor mu, yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Yani bugün en basit örneği mozaikleri görüyorsunuz şu anda karşımızda. 3 yıldır daha tam bir mozaiklere ne şekilde bir yapacağımızı tam bir netleştiremiyoruz. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak. İhalesi yapılacak. Süresi 2 yılı falan bulur. 3-4 yıl sonra artık. İnşallah. İnşallah. Temelimiz o. İnşallah. Temelimiz hakikaten. Yani dediğim gibi İbrahim Bey, yani turizme yatırım yapan insanlar hakikaten çok büyük fedakarlık yaptılar. Bir otel fedakarlığını yaptı. Seyahat ajantası fedakarlığını yaptı. Rehber arkadaşımız fedakarlığını yaptı. Herkes fedakarlığını yaptı. Hadi devlet de bu fedakarlığını yapıyor. Umarım inşallah bundan sonra Urfa turizmi daha iyi noktalarda olacağını tahmin ediyorum. Peki. Hep beraber el birliğiyle. Evet Sayın Hocam. Şimdi efendim ben ilk önce bir şeye değinmek istiyorum. Bir acil eylem planı üzerinde durmak istiyorum. Ben bu evet. Konuda her türlü desteği vermeye hazırım. Yani arkadaşlarımla bir araya gelip Şanlıurfa'nın turizm açısından acil eylem planı yapmamız gerekiyor. Burada yeterli destek bekliyorum. Beraber çalışalım.
bir isteğim var. İstekler çoğalırsa yerine gelmesi biraz zorlanıyor. Peki o zaman bu isteğinizi Sayın Başkanım dernek bünyesinde... Nokta vuruşu yapalım. Evet, başkanım. Dernek bünyesinde bunu yapalım. Otelimin yakınında, çevresinde Sayın İbrahim Bey'i de, İbrahim Toray'ı da yönetim kurulu başkanımız. Evet. Onu da katalım. Katalım içerisine. Yani bir acil eylem planı yapalım. İstekler çok olursa yerine gelmesi biraz sıkıntı oluyor. Yani bir acil sıralama yapacağız. Birinci isteğimiz, ikinci isteğimiz. İlk önce birinci isteğimize odaklanacağız. Evet. Mesela deseniz ki hemen hiç düşünmeden Şanlıurfa'da turizmle ilgili hemen neyin olmasını isterdiniz? Hocam ilk önce Akarbaşı'nın düzeltilmesini isterdim. Akarbaşı'nın? Evet. Niye? Yani Şanlıurfa deyince ilk akla gelen yer Balıklıgöl. Nispeten iyiyiz Balıklıgöl'de. Çıktığımız zaman tabii bir hocam. Yani sen o benim aklıma ilk görüyorum. Tavukçulara kafayı, kasaplara yani, kafayı takılsın. Akarbaşı'daki o levhaları, görüntüler, düzentileri bir düzeltmemiz lazım. Böyle pırıl pırıl olacak bir Akarbaşı. Çünkü devam ediyor Haşimi'ye kadar. Turizmin kalbine gidiyoruz yani Urfa'nın kalbine gidiyoruz evet. Orada. İlk aklıma gelen şu. Şehir dışındaki bizi izleyen misafirlerimiz için bir şey söylemek istiyorum. Eğer atalarının nereden, ne şartlarla, nasıl yaşadığını, nereden geldiğini merak eden kişi varsa Şanlıurfa'ya buyursun. Bekliyoruz. Tamam. Şanlıurfalılara bir mesajım var bu konuyla ilgili. Buyurun. Bizim atamız olan İbrahim Peygamber'in misafirperverliğinden asla ödün vermeyelim. Evet. Evet. Birinci hedefiniz para evet, olmasın. Evet. Evet. Bizim atamız İbrahim Peygamber'den gelen misafirperverliğimizden asla ödün vermeyeceğiz. İkincisi, gelen misafirlerimizle iyi yerken de Eyüp Peygamber'in sabrını unutmayacağız. Eyvallah. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Başkanım temas etti. Çok teşekkür ediyorum. Bizi yoğun böyle bu zamanın içerisinde yok demediniz programımıza hocam, şeref verdiniz. Turizme destek veren herkese her zaman. Estağfurullah. Her zaman. Sizinle de, sohbet etmekten, evet. Sizinle de konuşmaktan hakikaten keyif aldım. Sağ olun. Teşekkür onur duydum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Başka bir programda inşallah geniş bir şekilde yine karşılaşacağız. Evet kıymetli izleyenler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir telbe programında başka konu ve konuklarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın.